Kitabın kokusunu çok seviyoruz. O çok romantik, yani o çok gerçekçi de değil aslında. Bu konuda yapılmış araştırmalarda sonuç olarak ortaya çıkan genel geçer doğrulardan bir tanesi. Biz çünkü algı araştırmaları yapıyoruz birçok yerde, birçok alanda. Bu biraz daha ezberlenmiş bir cümle, ezberlemiş bir cevap diyebilirim. Bunu Ali Bey de doğrulayacaktır kendi yaptığı araştırmalarda. Esas önemli olan şey şu. Hani birbirine rakip mi dedik? Aslında çok net olarak birbirini tamamlayan ve tamamlamaya devam edecek iki paralel çizgi olarak görmek gerekiyor. Ki bu yalnızca yerli yayın evleri açısından ya da içerik üreticileri açısından değil, aynı zamanda yabancı yayıncılar, yabancı yazarlar tarafından da çok net bir şekilde kabul edilmiş bir gerçek. Altı çizilen mesele şu, kitap ortadan kaybolmayacak. Kağıt mı, tablet mi, aslında yalnızca bir cevabı olan bir soru değil. İkisinin birden devam etmesi çok net. Buraya kitaplar getirmeye çalıştım. Ben bunun bir sebebi var. Mesela şu iki kitap, Aşk ve Gurur ve Ölüler Evinden Anılar. Bunları hazırlayan editör, bunları seçen yayın evi ve bunları tasarlayan grafiker, art direktör bir anlam yüklüyor, bir değer yüklüyor kitaba. Yalnızca o cümleyi ya da içeriği değil, aynı zamanda bunların kendine has duruşlarını da yayın evi temsil ediyor. Yani rafta bir insanın rafında bunlar yan yana bulunduğu zaman o insanla ilgili bir fikir veriyor. O insanın kültür dünyasıyla ilgili, zihin dünyasıyla ilgili aynı bir sosyal medya profili gibi kendisine bir kimlik oluşturuyor. Böyle özellikler varken bir yandan bu kitaplar evindeki rafında. Rafında dururken aynı zamanda bunlar tabletinde de olabilir. Ali Bey bunu çok net olarak söyledi ve farklı alternatifleriyle beraber olabilir. Bunlar bir yayın evinden olurken elektronik versiyonu başka bir yayın evinden ya da çift dilli ya da okumalı, notlu versiyonlarıyla olabilir.